En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 23 Mayıs 2022 ben Ferhan Kösoğlu günün öne çıkan sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Dünyada şimdi de maymun çiçeği endişesi başladı. Avrupa'da ilk kez karantina kararı alındı. Detayları paylaşacağız. Almanya'da hem şehir içi ulaşım hem de bölgesel trenlerle şehirler arası da kullanılabilecek aylık 9 euroluk Abonman biletlerinin satışı başladı. İlk gün büyük yoğunluk yaşandı. Detayları birazdan aktaracağız. Avrupa'da Müslümanlar ön yargıları yıkmak için iki yıl aradan sonra yeniden yüzlerce noktada buyurun ben Müslümanım dedi. Bu konunun detayları da haber bültenimizde olacak. Daha birçok sıcak başlık bizi bekliyor. Camiada günden başlıyor. Müzik İki yıldır mücadele ettiğimiz koronavirüs pandemisi dünyada etkisini yavaş yavaş yitirirken şimdi de maymun çiçeği endişesi giderek büyüyor. Avrupa'da ilk olarak İngiltere'de tespit edilen maymun çiçeği virüsü neredeyse 3 hafta içerisinde tüm kıtaya yayıldı. Almanya'da da ilk olarak hafta sonu Münih'te 26 yaşındaki bir hastada görülen maymun çiçeği virüsü Berlin'de iki kişi de daha tespit edildi. Öte yandan Belçika maymun çiçeği virüsüne yakalananlar için 21 günlük karantina zorunluluğu getirdi. Almanya'da ilk olarak hafta sonu Münih'te 26 yaşındaki bir hastada görülen maymun çiçeği virüsü Berlin'de iki kişide daha tespit edildi. Hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Berlin Eyaleti Sağlık Senatörlüğü, virüs kapanlarla temas kuranların tespit edilmesi için çalışmaların yapıldığını duyurdu. Virüsün Batı ve Orta Afrika çıkışlı virüs olup olmadığına yönelik laboratuvar araştırmaları da yapılıyor. Senatörlük önümüzdeki günlerde virüse yakalanan hastaların sayısında artış beklendiğini açıkladı. Buna rağmen panik yapmaya gerek olmadığını ifade eden senatör Ulrike Gotti, ancak yine hastalıkla ilgili bilimsel verilerin henüz yetersiz olduğu için dikkatli olunmasını istedi. Charité Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Direktörü Life Erik Zanda, önemli olanın enfeksiyon zincirlerini ve bulaşma yollarını daha iyi karakterize etmek, onları etkili bir şekilde engellemek olduğunu söyledi. Zanda, koronavirüs gibi yayılma olmayacağını, maymun çiçeği virüsünün yeterince bulaşıcı olmadığını kaydetti. Öte yandan Avrupa'da maymun çiçeği hastalarına karantina kararı alan ilk ülke Belçika oldu. Belçika maymun çiçeği virüsüne yakalananlar için 21 günlük karantina zorunluluğu getiren ilk ülke oldu. Belçika medyasına göre karar ülke sağlık yetkililerince Cuma günü alındı. Kararla birlikte maymun çiçeği virüsüne yakalananlar 21 gün zorunlu izolasyona tabi tutulacak. Maymun çiçeği vakalarıyla temaslı olanların ise kendilerini tecrit etmeleri zorunlu olmayacak. Almanya'da sadece 3 ay geçerli olacak olan şehir içi ulaşım ve bölgesel trenlerle de şehirler arası kullanılabilecek aylık 9 euroluk abonman biletlerinin satışı başladı. Şahısa özel olacak olan biletler 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak. Satışın başladığı bugün yaşanan yoğunluk nedeniyle Alman demiryollarının sitesine giren birçok kişi ise bilet almayı başaramadı ancak satışlar devam ettiği için yoğunluğun ilerleyen günlerde azalması bekleniyor. Peki bilet almak için ne yapılması gerekiyor? Detaylar haberimizde. Almanya'da toplu ulaşımda kullanılacak olan ve 3 ay boyunca devam edecek olan aylık 9 Euro'luk bilet satışları başladı. Bugünden itibaren satın alınan biletler 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak. Biletlerin üzerine isim yazılacak ve biletler kişiye özel olacak. Başta Alman demir yolları DB olmak üzere 9 euroluk biletleri satan toplu taşıma şirketlerinin siteleri ve telefon uygulamaları kilitlendi. Toplu taşıma şirketlerinin müşteri temsilciliklerinde de uzun kuyruklar oluştu. 9 euroluk aylık biletler durak ve istasyonlarda yer alan satış otomatlarında ise 1 Haziran'dan itibaren satışa sunulacak. 9 euroluk biletler sadece yerel ve bölgesel ulaşımda kullanılabiliyor. Alman Demiryollarıyla birlikte özel şirketlerin işlettiği bölgesel trenlerde geçerli olan biletler ICE, ES ve İSE uzun mesafe trenlerinde geçerli olmayacak. Ancak bir bölgesel trenden bir başka bölgesel trene geçiş yapılarak uzun mesafelerde de yolculuk yapılabilecek. 9 Euro'luk bilet sahipleri yanlarında 6 yaşına kadar olan çocukları taşıyabilecekler. 6 yaşından büyük çocuklarında ayrıca bilet almaları gerekiyor. Bu arada özellikle Alman demiryolları bisikletler için ek ücret ödeneceğini açıkladı. Ancak daha önce aylık ya da yıllık bileti alırken bisiklet taşınacağı hükmü yer alan kişilerin bisikletler için ek ücret ödemeyeceği bildirildi. Danimarkalı İslam düşmanı, ırkçı siyasetçi Paluda'nın polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmasının faturası İsveç'e ağır oldu. Danimarkalı ırkçı sıkı yön partisi lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'in Örebro kentinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda polis tarafından koruma maliyetinin 2.2 milyon kron olduğu açıklandı. Irkçı Rasmus Paludan'ın polis korumasında Orebro kentinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunun İsveç'e maliyeti 2,2 milyon kron oldu. Orebro polis müdürü Lars Viren, Orebro kentinde 13 Mayıs'ta Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunda polisin paludan için aldığı koruma önlemlerinin 2,2 milyon kronu bulduğunu söyledi. Ülkenin resmi radyosunu açıklama yapan Viren, bu programın maliyeti pahalıydı, büyük bir polis kaynağı gerektiriyordu. Çok büyük önlemler alındı ve faturada kabarık çıktı. Bazen polis böyle büyük önlemlere büyük kaynak ayırabiliyor. Burada olay çıkmamasından dolayı mutluyum ama bunun çok yüksek maliyeti olduğunun da farkındayız ifadelerini kullandı. İsveç'te 12 ve 14 Mayıs'ta bulunan Paludan, 7 bölgede polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Paludan'ı yaklaşık 100 polis korurken İsveç İstihbarat Teşkilatı'ndan 10 sivil polis de yakın koruma sağlamıştı. Polis tarafından sadece Orebro kentinde Paludan'ın koruma maliyeti açıklanırken diğer bölgelerdeki maliyet hakkında bilgi verilmedi. Avusturya'da aşırı sağcı iktidar döneminde getirilen anaokulu öğrencilerine başörtüsü yasağı uygulaması yürürlükten kaldırılıyor. Eyalet yöneticilerinin anaokullarında başörtüsü takan öğrencilerin bulunmaması ve söz konusu düzenlemenin anayasayla bağdaşmaması nedeniyle uygulamanın kaldırılması talebinde bulunduğu federal yönetimin de bu isteği kabul ettiği bildirildi. Avusturya'nın kamu yayıncı kuruluşu ORF, Başbakanlığa dayandırdığı haberinde eyaletler ve federal yönetim arasında ülkedeki bütün anaokullarında 5 yıl süresince uygulanacak düzenlemelere ilişkin uzlaşı sağlandığını kaydetti. Haberde eyaletler ve federal yönetim arasında tartışmaya neden olan anaokulu öğrencilerine yönelik yaklaşık 3 yıldır uygulanan başörtüsü yasağının sonlandırılması hususunda tarafların anlaştığı aktarıldı. Kasım 2018'de dönemin aşırı sağcı iktidarı tarafından yürürlüğe sokulan anaokulu öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağının Ağustos'ta sona ereceği belirtilirken eyaletler ve federal yönetim arasında belirlenen yeni anaokulu düzenlemesinin yarın kamuoyuyla paylaşılacağı da ifade edildi. Eyalet yöneticilerinin anaokullarında başörtüsü takan öğrencilerin bulunmaması ve söz konusu düzenlemenin anayasayla bağdaşmaması nedeniyle uygulamanın kaldırılması talebinde bulunduğu, federal yönetimin de bu isteği kabul ettiği bildirildi. Avusturya'da başında dönemin başbakanı Sebastian Kurz'un bulunduğu Merkez Sağ Halk Partisi ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi iktidarı tarafından anaokulu ve ilkokullarda başörtüsü yasaklanmıştı. Avusturya Anayasa Mahkemesi Aralık 2020'de ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağının Anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti. Avrupa'da son yıllarda Müslümanlara yönelik ırkçı ve ayrımcı uygulamalarla fiziksel şiddetteki artış sürüyor. Müslümanlar mağdur kaldıkları bu ayrımcılık ve ön yargılarla mücadele için Avrupa'nın 200 farklı noktasında stand kurdu. "Buyurun ben Müslümanım." dedi. Aksiyon pandemi dolayısıyla verilen 2 yıl aranın ardından 21 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. Buyurun ben Müslümanım aksiyonu 2 yıllık pandemi arasından sonra 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Ön yargıları yıkmayı amaçlayan aksiyonda bu sene genç Müslümanlar 200 farklı noktada şehirdeki vatandaşlarla birebir iletişime geçti. Almanya'da Berlin, Hamburg, Dortmund, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Hanau ve Münih'in de aralarında bulunduğu birçok şehirde gerçekleştirilen Buyurun Ben Müslümanım aksiyonu Avusturya'da başkent Viyana'da yapılırken Fransa'da Anmas başta olmak üzere Alpes bölgesinde ve Hollanda'da Rotterdam başta olmak üzere 15 farklı şehirde gerçekleştirildi. Hollanda'daki etkinlikte 100 gönüllü genç 10 bin gülle İslam dinini anlatan broşür dağıttı. İslam toplumu milli görüş tarafından gerçekleştirilen aksiyonun mottosu tanışıklığı artırmak, ön yargıları yıkmak oldu. İki yıl önce ırkçı terör saldırısının gerçekleştiği Almanya'nın Hannao şehrindeki Buyurun ben Müslümanım standını ziyaret edenler arasında Hannao Belediye Başkanı Klaus Kaminski de yer aldı. Kaminski standdakilerin çalışmalarını takdir ettiğini ifade etti. Toplumla doğrudan iletişim kurulan Müslümanlara karşı ön yargıların bertaraf edilmesini, tanışıklığı artırmayı, ön yargıları yıkmayı amaçlayan aksiyon diğer ülkelerde ve şehirlerde de aralıklarla devam etti. Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Buyurun Ben Müslümanım sokak aksiyonu, Müslümanların bulundukları şehirlerdeki insanlarla iletişimin güçlendirilmesi, karşılıklı olarak tanışıklığın artırılması ve ön yargıların ortadan kaldırılması amacıyla tertiplenen bir etkinlik. Etkinlikte gönüllü olan Müslümanlar, İslam ve Müslümanlara dair bilgiler içeren broşürler ve güller dağıtıyor. Standları ziyaret eden kişilerle bu konulara dair sohbet ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'in doğusundaki Fontenay Suba'da eğitim öğretim dönemini tamamlayan öğrenciler kapanış töreninde bir araya geldiler. Yoğun katılımın yaşandığı kapanış töreninde kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere de eğitim belgesi ve ödülleri takdim edildi. Fransa'da yoğun bir eğitim öğretim döneminin geçirildiği camilerde kurs dönemi yapılan törenlerle sona eriyor. Fransa Milli Görüş İslam Konfederasyonu'na bağlı camilerde de öğrenciler yoğun bir eğitim öğretim dönemini geride bıraktı. Başkent Paris'in doğusundaki Fontnesubua camiinde öğrenciler düzenlenen kapanış töreninde bir araya geldi. Yıl boyunca toplam 95 öğrencinin eğitim gördüğü camide kapanış programına öğrenci velilerinin yanı sıra çevrede yaşayan Müslümanlar da yoğun ilgi gösterdi. Paris bölgesi küçükler kategorisinde Kur'an-ı Kerim okuma yarışması birincisi Talha Çalışkan'ın okuduğu Kur'an-ı Kerimle başlayan program şiirler ve ilahilerle devam etti. Ya, çok kadar yüzüm, benim İslam Toplumu Milli Görüş Eğitim Başkan Yardımcısı Dr. Hakan Aydın'ın da konuşmacı olarak katıldığı programda Nasrettin Hoca etkinliklerinin yanı sıra diğer yarışmalar da gerçekleştirildi. Fotne Suboa Camii İmam Hatibi Nurettin Köseoğlu da yaptığı konuşmada çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretmenin önemine değindi. Köseoğlu, çocuklarımızın din ve dil konusunda eğitilmesi Avrupa'da yaşayan bizlerin geleceği açısından çok önemlidir ifadelerini kullandı. Programın sonunda kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere de eğitim belgesi ve ödülleri takdim edildi. Evet bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.